geliyor, kurt geliyor. Didi'ye mi baksak acaba? Yeni bir tane video varmış. Ne videosu bu? Eminem ve koruması dev itiraf. En son çıkan video, iyi anlatan çocuk vardı ya, onun o paylaşmış. Puff Didi skandalı tahmin ettiğinizden daha derine iniyor. Verdiği beyaz partiler, eşinin kitabında yazan evindeki gizli tüneller, Will Smith'in oğlu Jaden Smith'in bu partilerde yer alması, Grammy ödülleri ile Beyoncé hakkındaki tüylerinizi kaldıracak o teori. Eminem'in Puff Didi'ye yaptığı devasa gönderimli o şarkı, Puff Didi'nin yıllarca korumasını yapan Gene Deal ise her şeyi detaylı bir şekilde anlattı. Bu videoyu izlemeden önce videonun güvenliği için bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bakın 2 Eylül'de 120 kurbanda ve içerisinde maalesef 9 yaşında olan çocukların da olduğu bu dava tüm Amerikan basını ve milyonlarca kişi tarafından şu anda konuşuluyor. Piyasada neredeyse hangi ünlü kişinin ismini duyduysanız bu partilerde yer aldı. Ashton Kutcher'ın bile ismi var ve hatta kendisinin oldukça korkarak yaptığı bir açıklama da var. Bu kanalda elimden geldiğince sizlere hikaye ve haber videoları yapıyorum. Özellikle bu tarz riski videolar için lütfen ekstra olarak beğenmeyi ve eğer keyif alıyorsan da abone olmayı lütfen unutma. Hikayenin nasıl başladığını bilmeyenler için bilmeniz gereken iki önemli isim var. Casey Ventura ve Justin Bieber. Didi sektörde ciddi adı geçen kişilerden biriydi. Bulduğu yetenekleri daha çocuk yaşta olmalarına rağmen şöhret basamaklarını hızlıca tırmandırabiliyordu. Justin Bieber, Usher ve Casey Ventura bunlardan sadece birkaçıydı. Ancak Didi sadece onların kazanacağı ünden komisyon istemiyordu. Aynı zamanda onların ta kendisini istiyordu. Didi'nin eski eşi Kim Porter kitabında Justin Bieber'dan mor şapkalı, mor ayakkabılı çocuk diye bahseder. Onun tek istediği şarkı söylemekti ama Didi çocuktan yararlanıyor, onu zengin ya da ün sahibi olan insanlara pazarlıyordu der. Justin özellikle Yummy şarkısında üstü kapalı bundan bahseder. Bilmeyenlerin için gerini anlatayım, gerçekten çok rahatsız edici. Klipte zenginler çocuklar tarafından eğlendirilmeye çalışır. Zenginlere servis edilen yemekler özellikle renkli ve tatlılarla oluşur. Burada çocukların enerjisi yansıtılır ve yemekler bittiği zaman Yummy logosu ve Justin Bieber'ın çocuk fotoğrafı tabakların üstünde duruyor olur. Ekranda gördüğünüz bu adamın ise yine Justin'den yararlanan John Podesta olduğu iddia ediliyor. Justin bu klibi çekiyorken kamera arkasında oldukça zor zamanlar geçirir. Didi hakkında sadece Justin şarkılarında üstü kapalı bahsetmez. Eminem de çıkardığı yeni albümde dehşet verici şeyler söyler. Ama öncesinde Casey Ventura'nın da hikayesini bilmeniz gerekiyor. Casey Ventura ise Justin'in durumundan çok da farklı değildi. Casey 19 yaşındayken Didi ile 10 albümlük bir kontrat hazırlar. Casey tıpkı Justin gibi şöhret basamaklarını hızlı çıkar. Ancak kendisini maalesef çok geçmeden Didi tarafından zorla kullanıyorken bulur. Didi, Casey'i bir eşya gibi kullanıyordu. Tuttuğu eskort erkekleri onunla ilişkiye girmeye zorluyorken kendisi ise olayları uzaktan izleyerek kendisini tatmin ediyordu. Casey tüm bunları mahkeme içerisinde söyler ve aslında her şeyi başlatan ta kendisi olmuştur. Tüm bunların başlamasına sebep olan sızıntı video ise ekranda gördüğünüz video. Casey ve Didi otel içerisindeyken Casey Didi tarafından ağır dövülür. Bu görüntülerin her birinin yıllarca boyunca saklı kalmasının sebebi ise Didi'nin otele rüşvet vermesiydi. Evet, bu yeni yeni bunu izlemedik de olayları biliyoruz. Eminem'le alakalı. Çıkar. Usher ise katıldığı bir programda o yaşta tecrübe etmemesi gereken şeyleri gördüğünden bahsederken sunucu peki ya senin de artık bir çocuğun var. Tıpkı sen onun yaşlarındayken Didi'nin kampına gittiğin gibi çocuğunu da onun kampına götürür müydün sorusuna şöyle cevap verir. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kim Kardashian, Usher, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Victoria Beckham, David Beckham, Will Smith, Jack Smith, politikacılar, kraliyet aileleri, bakın aklınıza neredeyse kim geliyorsa tüm bu mahkeme sürecinde ve Didi'nin evine olan baskınlar sonrasında elde edilen belgelerden yüzlerce isim ortaya çıktı. Bu arada videonun sonunda tüm güncel listeyi paylaşacağımı bilin. Tüm bu olay basında milyonlarca kişi tarafından takip edildiğini düşünürseniz eğer tahmin edersiniz ki herkes konuşmaya başladı. Didi'nin eski yapımcısı klipler esnasında Didi'nin çalışanlarına tacizle bulunmasından dolayı 30 milyon dolarlık bir dava açtı. Durum burada da bitmiyor. Didi'nin oğlunun da partilerde 18 yaş altındaki kişilerle ilişkiye girdiğini de onlarca
herkes gördüğünden bahseder. Bakın bu video içerisinde dedinin korunması gibi veya demin bahsettiğim yapımcı gibi birkaç tane isim göreceksiniz. Ve her birinin ortak söylediği şey şu. Didi aklımıza gelebilecek her şeyi videoya alıyordu. Didi'nin korumasından bahsettiğimiz zaman yine bu kısma geleceğiz. Ünlülerden bazıları ise Didi'nin suçu onlara atacağından korkuyor. Ashton Kutcher, Didi'nin özellikle herkesin beyaz kıyafetlerini giydiği, yine yüzlerce popüler ismin katıldığı beyaz partilerine giden ünlülerden biriydi. Tahmin edersiniz ki Simpsonlar şu olayda olduğu gibi bu beyaz partilerden de bölümlerinde bahsederler. Ashton Kutcher ise kendi adını korumak için bu partilerde hiçbir şekilde illegal bir şey yapmadığından Didi'nin ona suçu atmasından korktuğu hakkında bir açıklama yapar. Bakın durum çok ciddi. Jay-Z bile Didi'nin yakın zamanda suçu ona atacağından bahsediyor. Şu anda tüm bunlar tamamen o dedi bu dedi gibi bir iddialardan oluyor olsa da Didi'nin yıllar boyunca korumasını yapmış Gene Dillon ise konu hakkında saatlerce röportajı farklı kanallarda mevcut. Röportajında verdiği bazı önemli kısımlardan bahsedeceğim ama bu adamın her şeyi detaylı bir şekilde bildiğinden emin olabilirsiniz. Gene Dillon, Didi eğer kendini bir kurban bulmazsa hapishanede olacağını 2023 yılında katıldığı röportajlarda zaten söylüyordu. Didi'nin kadınları eşya gibi görmesi, kendi dünyasında tanrıyı oynamasını ve ile tanışmasını ise Russell Simmons ve Clive Davis'ten öğrendiğini söylüyor. Clive Davis ise Didi'nin şöhret basamaklarını atan ve tıpkı Didi'nin insanları kullandığı gibi Clive da Didi'yi kullandığı iddiaları fazlasıyla rahatsız edici. Gene hatta Didi'nin Türk gay hamamlarına gittiğinden de bahseder. Tıpkı Gene gibi seneler öncesinden Didi'nin nasıl bir insan olduğunu piyasaya söylemeye çalışan bir isim de Eminem'in ta kendisiydi. Ama buraya gelmeden önce sunucu Gene'e şunu sorar. Neden Didi'yi şu ana kadar savunan kimse ortaya çıkmadı? Gene ise şöyle cevap verir. Bu adamın tahmin edemeyeceğiniz kadar kişinin video serinde var. Dolayısıyla burada kısaca kimsenin bu topun altına kolay kolay giremeyeceğinden bahsediyor. Eminem ise çıkardığı son albümde tıpkı Justin Bieber'ın klibinde verdiği mesajlar gibi Eminem dedim, şunu merak ettim. Adeta içinden geçer. Şarkıyı dinlemeden önce verdiği mesajı anlamanız için ve aranızda İngilizce bilmeyenler de olabileceği için şu kısmı lütfen dikkatle dinleyin. Rapper bildiğiniz gibi İngilizce'de rapçi demek. Rapper ise tepkisi anlamına geliyor. Eminem şarkısında o kendisine rapper diyor. Ama bir dakika, P harfini mi çıkardı, gönderisini yapar. Buradaki did he kısmı o çıkardı mı? Bu zaten bizim baktığımız şey ya. Evet, çoğunu biliyoruz. Aynı mevzu. Evet. Bir ceza meza bir şey oldun mu bir daha bakalım biz buna bence de. Hani ceza aldıklarında veya işte bir... Bu konunun üstünü kapatabilecekler mi? Kapatmaya çalışıyorlar mı? Onu merak ediyorum. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.